Ben düşünmüyor muyum kardeşim bu ülkenin ekonomik gelirlerini, giderlerini, her şeyini tasarlamaya çalışmıyor muyum, bana akıl veriyorsunuz ya? Ben size dedim diyeceğimi, dedi. Arkadaşlar selamünaleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Kardeşim şehrimiz inanılmaz yükseliyor. Fakat kardeşim muhalefetten inanılmaz eleştiriler var. Boş boş eleştiriler. Anlamıyorum yani. Merkez Bankası Başkanı olarak Serdar Ortaç'ı atadım kardeşim. Kendisi Kıbrıs'a yolladık iş görüşmeleri için, hamleler için. Bütçeyi katlayacak Kıbrıs'ta. Katlayamazsa katlayamayacak. Bu kadar basit. Bak örnek veriyorum. Yerleşim yerinin yakınına Rusya Sibirya kömür dumanı atan bir fabrikayı ben mi inşa ettim? Ben inşa ettim belki, ama bunun bedelini ben tek başıma ödemek zorunda değilim. Hep beraber ödeyeceğiz. Hep beraber. Vallahi arkadaşlar şehrimiz mükemmel gidiyor kardeşim. Geçen de söylediğim gibi inanılmaz bir stil yaptık. Yani şaşıyorum yani. Bunu hani nasıl bunu böyle düşünmeden yapabiliyorum ben? Hani bunu bir insan kurgulaması lazım ki olsun. Boşuna bu bütün masonlar olsun, lasonlar, her türlü örgüt beni şehirlerin başına geçirmek istiyor. Ama tabii kardeşim bonservis ücretimiz çok pahalı. Ha tabii ufak tefek sorunlar var mı? Var. Ufak tefek var. Mesela kanalizasyon borusunun bazı yerlere gelmediği konusunda sorunlar var. Mesela şuralara falan arkadaşlar. Ama bu kadar problem değil. Mesela park burası. Parkada sıçmayın yani. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Kanalizasyon borusunu şuraya çekelim birazdan ya. Bu neymiş ya? Şimdi bugün işlerin büyüme vakti geldi. Bugün arkadaşlar memleketimizin medai iftiharı. Memleketimizin ihracat, ithalat, imalatını derin sularda yöneten ofis bölgesini kullanıma açıyorum inşallah. Sanayi bölgemiz büyümeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bakın yeni sanayiler geliyor. Şimdi açıkçası ben ofis bölgesini buraya düşündüm ama arkadaşlar ofis bölgesini düşünüyorum. Fakat ofisçiler acaba diyorum dumanlardan rahatsız olur mu? Çünkü burada kavunlu nargile olsun, karpuzlu nargile olsun. Bakın bütün üretimler burada. Burada yüksek bir havaya bir zarar var. Hani şuradan da bir bakabilirsek, hatta nereden bakıyorduk ona? Çevre kirliliğine bakabiliyor muyum? Turist de gelmiyor, anasını satayım hiç ya. Turist niye gelmiyor ya? Taksicileri örgütledik arkadaşlar. Gelen turiste 200 dolardan yapıştırıyoruz. Devlet haklı. Yani arkadaşlar ülkeye para lazım. Bakın şuradaki şeye bakar mısınız? Bak ben böyle geçindiriyorum bu ülkeyi. Bak vallahi ofis bölgesinin yerini kurgulamaya çalışıyorum şu anda. Silikon Vadisi adı altında bir yer açacağım. Şu an kendim düşündüm bunu. Fakat yeni bir yer alıp mı açsak diyorum. Mesela şurası arkadaşlar. Bana kalırsa güzel gider. Ama eğitimli kısım da şu tarafta kaldı. Çok da fazla yol yapmalarını da istemiyorum. Aslında şurayı yok ya. Şurayı alalım. Dağ başını açalım o zaman. Of. Uçak saldırısı yapıyorlar. Ha gidiyor. O zaman dağ başını açalım ya. Madem ben burayı da satın alıyorum. Yavaş yavaş büyütüyoruz zaten mekanı. 10 bin dolar zaten. Sudan ucuz arsaya bak ya. Böyle arsa mı olur anasını satayım? 10 bin dolara 1000 dekar yer alıyorum. Kim satıyor bunları böyle ya? Vallahi kardeşim burası biraz dağlık bölge. Ofislerin buraya yerleşmesi biraz sıkıntı olabilir. Ama yapacak bir şey yok kardeşim. Yerleşebiliyorsan yerleş. Yerleşemiyorsan yallah. Yani biz kimseye şey yapmayız. Yani kimseyle uğraşamayız. Bak ben buraya dağdan köprü çıkartıyorsam. Dağın üstünden köprü çıkartıyorsam. Sen bana çalışmıyor diyemezsin ya da şans diyemezsin, tamam? Vallahi dağ köprü çıkardım da bu nasıl köprü oldu böyle ya? Şunu ulan ne desteği var, ne bir şey var bu köpründe. Vallahi arkadaşlar Silikon Vadisi'ni buraya açıyorum. Ya tek sıkıntı şu oldu. Şöyle bir sokak atalım bana kalırsa. Çünkü hiç yerleşim yeri olmayacak neredeyse ya. Bir şey söyleyeyim mi? Berbat oldu ya. Hangi futbolcuyla Berbatov? Vallahi Berbatov oldu ya. Artık şurayı yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şurası Silikon Vadisi'nin bir kısmı olacak. Büyüteceğiz şuraya doğru ofisi artık ya. Yapacak bir şey yok. Çok da zaten arkadaşlar iç içe olsun da istemiyorum kardeşim ya. Berbat oluyor ya. Şöyle bir dizayn düşündüm kafamda. Bu kafada düşünülmüş bir dizayn. Bakın şöyle de ana yola, dört yola bağlanacak. Şurası Silikon Vadisi. Burası. Burası Kurtlar Vadisi. Şimdilik vadi gibi durmuyor. Şimdilik nasıl duruyor kardeşim? Silikon bahçesi gibi duruyor. Ya da böyle ne bileyim silikon tabancası gibi duruyor. Silikon tabancası ama yakında olacak. Şimdi buraya ofisleri inşa etmeye başlıyoruz. Burası ofis bölgesi, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Silikon Vadisi açıldı. Yerleş koçum yerleş. Şurayı satın alacağım. Yapacak bir şey yok ya. Çok kötü olur burası. Şurayı kardeşim hemen ofisler bir gelsin buraya. Elektrik de var zaten, sıkıntı yok. Bakayım şöyle bir gelir gider tablosuna, artmaya devam ediyor. Güzel, gayet iyi. Gelişmeye devam ediyor. Şurada bir eşşol eşekler, burada bir şikayetçiler. Air Politician diyor kardeşim. Yani diyor ki buradaki arkadaşlar güç ve çöp istasyonu bizim havamızı kirletiyor diyor. Aslında bir yandan da doğru söylüyor. Enayi ben mi sana dedim oraya yerleştireyim? Şuraya kadar çıkın. Abi çıkın. Abi çıkın. Şu yolu sil lan. Defolun gidin lan buradan. Defolun gidin lan yolsuzlar. Bak şunlar yollu. Bunlar yolsuz. Defolun gidin. Gidin buradan. Hiçbirinizi istemiyorum. Defolun gidin. Ya ben zaten oraya imar vermemiştim kardeşim. Bunlar kafasına göre yerleşmiş ya. Vay anasını satayım ya. Arkadaşlar durduk yere. Lan yüzlerce ailenin barkını
şundan ettim ya. Ben var ya bu işi yapıyorum ya. Buraya yerleşmeyi yasaklıyorum. Buraya kim söyledi size yerleşin diye? Bakın buraya biraz daha yaklaşırsanız. Ne diyorum ben size? 1000 defa demedim. Benden 4 kolunuz çıkar demedim mi abicim? Dedim Faruk Başkanım. O zaman ne yerleşiyorsun? Eyvallah. Tamam, her neyse. Şimdi ofislerimiz gelmeye devam ediyor mu? Evet, ofisler kurulmaya başladı arkadaşlar. Çok güzel. Şu ne diyor ya? Bunu anlayamadım ben. Abandoned diyor ya. Ne demek bu ya? Abandoned bina bunlar. Bunlar abandoned, terk edilmiş demek. O zaman terk edilmiş. Bu kadar da çok fazla düşünmeye gerek yok. Terk edilmiş bina. Tamam. Terk edilmiş ise yallah hadi başka yere. Haydi. Defolun gidin buradan. Bak daha radyo kulesi koyacağım buraya ya. Arkadaşlar radyo kulesini açıyorum. Burada kardeşim sürekli olarak bizi öven bir radyo kulesi olacak. Yalnız tek sıkıntı bunları etkiliyor da. Bunları iyi mi etkileyecek, kötü mü etkileyecek acaba? Koydum bakalım. İyi, yıldız geldi ama. Burada Faruk'un Yeri isimli radyo programı başladı. Arabesk radyomuza hoş geldiniz. 7/24 şekilde benim coverlarım çalacak burada kardeşim. Gökhan Özen, Murat Boz coverlarım çalacak. Güzel. Trafik aktı da onasını satayım. Arkadaşlar motor kazası olmuş. Burada motor kazası olmuş kardeşim. Bu motor kazası değil. Bu dururken düşmüş bu. Bu düşmüş. Trafik accident. Polis de gelmiş. Güzel. Şurayla bir ilgilenin bakalım. Abicim bak bu arabaları böyle bak kış kışa çok yakıştırıyorsunuz zaten yanına. Yani bunu yapmanız hata sizin. Kes ceza yolla hepsine ya. Sen de doğru düzgün yürü bak. Çok kötü düşersin bak, adam düşmüş. Tamam, trafik kazası bizlik bir sorun değil. Ben mi ilgileneceğim kardeşim trafik kazasıyla? Bu zaten bu kim? Bu kazıkçı bu. Ha tamam, bu kazıkçı. Gördüğünüz gibi. Bunu salla. Bu geçinemiyor. Bu beter olsun. İnşallah daha da işleri de düşer. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu bir şey yanıyor. Ha pardon, havuzmuş. Ulan herkesin havuzlu evi var. Oh ne güzel lan vallahi. Bunlar işi biliyor lan böyle. Arkadaşlar şurası bakın, kompaniler açılmaya başladı. Ofis bölgesini açtık. Yalnız tahmin edebileceğiniz üzere yerleşim yerimizi yükseltme zamanımız geldi. Şimdi lisenin buraya bakın. En büyük yaptığımız hata çarpık kentleşme arkadaşlar. Ben çarpık kentleşmeyi savunmam. Bakın şuna kardeşim. Her şey örümcek ağı gibi birbirine bağlı. Gördünüz mü? Bakın hepsi düşünülmüş. Orada bir yangın var bu arada. Burası yanıyor. Buraya bir itfaiye yollayın. Buraya bir itfaiye yollayın. Bak burası yanarsa vallahi bak şurası bak patlar ha. Fabrikada yangın çıktı. Bakayım şöyle bir. Tamam, itfaiye gelir buraya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şu kısımları da almamız lazım. Yerleşim yerinin büyümesi lazım buraya doğru kardeşim. Çünkü yer bitti. Yani ve benim bunları niye buraya koyduğumu da anlayacaksınız şimdi, medikal kliniği. Çünkü buralardan devam edeceğim şehri. İki köşe... Ya ben şimdi anlatamıyorum. Tamam mı? Ben anlatamıyor olabilirim. Ama anlatamıyorum ama göstereyim. Dur bak şimdi. Bunların ikisini alacağım. 19 bin dolara. Tamam mı? Bak bunların ikisini aldım arkadaşlar. Bakın bu yolu ben buraya boşuna koymadık. Buraya bunu boşuna koymadık. Ben sana dedim. Her şeyi düşündüm. Bakın bu. Böyle burası yükseliyor gidiyor. Burası şehrin öteki ucu artık. Şuradan şöyle. O sıkıntı çıkar mı onu kırsak? Şunu. Neyse kırmayayım. Kırma be abi be. Kırmayayım kardeş, tamam. Şunu da şöyle bağlayalım 90 derece açıyla. Bağladım. Bunu da böyle birleştirdim. Tamam. Güzel. Burası ayrı bir mekan. Şöyle arkadaşlar. Çok da yakınlaştırmak istemiyorum. Dediğim gibi her yeri, şurada bir tünel mi var burada? Ne var burada? Burada bir dağ var. Ben bu dağı yontarım kardeşim. Ben bu dağın üstüne de yerleşirim. Yapacak bir şey yok. Memleketinde hizmet beklerler, hizmet. Şöyle şu yolları da birbirine bağladık bunu. Birazcık engebe olabilir ama o işin tadı orada. Engebe olacak. Engebe olmayan yol bize göre değil. Şehir buraya doğru büyüyor. Bakın buraları bilerek boş bırakıyorum. Buraları havaalanı falan yapacağım çünkü. Arkadaşlar bir bildiğimiz var, gözünüzü seveyim yani. Boş. Burada boş adam değiliz yani. Yanlış anlama da. Ne şimdi, ne talebi yüksekti burada? Low Destiny çok yüksek. O zaman ben sana bir Low Destiny, şurada çaktım Low Destiny'yi, buraya yerleş. Yerleş. Bak buralara yerleşin. Low Destiny buraya yerleştin. Haydi bakayım göreyim size. Buralara yerleştin. Ortaya yerleşme. Ne var burada? Commercial demand. Yani arkadaşlar commercial mı? Tamam. O zaman bunlar da buraya yerleşin. Çarşıyı da yanlara yaptım. Şöyle. Evde biraz daha hadi bir miktar daha. Çok fa. Burası arkadaşlar biraz daha zengin muhit olacak burası. Tamam mı? Çünkü böyle bak ağaçlık bir yer böyle. Herkes buraya yerle. Uf. Yalnız var ya arkadaş, inşaatlara bak. İnanılmaz gidiyoruz. High rent diyor ya. Nasıl high rent abi? Ne high rent abi? Ne de nasıl high rent ya? Burada park yok mu? Bak şimdi sen onu buna bırak. Ben sana bak güzelliği getireceğim bak şimdi. Şak. High rent. Adam üzüldü bak, evi gitti diye, gördünüz mü? High rent düştü mü? Ben de düşük kirayı görünce parkı yapıştırıyorum da, burada bir yanlışlık yapıyor olabilir miyiz acaba arkadaşlar ya? Şurada bir ambulans bekliyorlar. Bir dakika. Sorunlar artmaya başladı bak şehirde. Büyük şehrin sorunu büyük olur. Dur. Bak iki yere ambulans bekleniyor. Bak ilkokulda ambulans bekleniyor. Bak İlkokulda bak burada bak çoluk çocuk kavga etmiş burada. Ne oldu burada? Lan oğlum nasıl ilkokullusunuz lan siz? Oğlum bunlar ilkokullu değil bunlar. Şimdi bunun bana ilkokullu olduğunu kim söylüyor? Bu Jerry Morrison ya. Jerry Morrison. Britney Marie. Oğlum alacakaranlık mısınız lan siz? İlkokul 35 yaşında ilkokullusunuz siz. Pis yedili Bayrampaşalı da burada. Bak.
Bayrampaşalı. Bu adamdan bir şey bekliyorum. Ama Bayrampaşalı varsa arkadaşlar, yanına da bir tane İbo. İbo da geldi. Bayrampaşalı silah bak, İbo. İbo'ya yardım ediyor. İbo. İbo Sibel'i kaçırmışlar. İbo yine İbo. İlkokulda arkadaşlar Rottweiler köpek geziyor ya. Pitbull köpek içeri giriyor. Böyle bir ilkokul yok. Ambulans geldi mi buraya? Geldi de sağlık hizmetlerimiz biraz aksayabiliyor arada. Yapacak bir şey yok. Şimdi not enough customers. Kazıkçı ikinci şubeyi açmış buraya. Bu yine müşteri yok diyor. Kazıkçı ikinci şube. Zaten bunların hepsi kazıkçı. Bunlar çok yavaş ilerliyor bu arada ya. Bu kadar yavaş bir inşaat yok bu arada ya. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Araba kazası, araba kazası, araba kazası. Araba kazası çok oluyor. Çünkü çok arabamız var. Zenginiz ülke olarak. O yüzden. Bunlar radyom. Radyoda ne var? Bakayım bakalım ne çalıyor radyoda. Ben seni severim. Sana yemin ederim. Tamam kapat. Güzel güzel. Şu anda iyi gidiyoruz. Gelir gider tablomuz bu arada bu şekilde arkadaşlar. 100 bin dolarlık bir gelirim var şu anda. Daha bunlar gelmedi bu arada. Bak burayı bir kurmaya çalışıyorum. Ofis bölgesi de güzel yere kurduk da sanayi gibi oldu ya biraz. Allah. Bu ne diyor? Yanmış işte adam yanmış. Adam yanmış. Buraya itfaiye gelsin dedim değil mi? İki kere geldim. İki kere buraya itfaiye çağırdım. Abi sen de öyle bir yere mekan kuruyorsun ki gözünü seveyim ya. Kıçın yukarıda başın aşağıda duruyor ya. Baksana şuraya mekan kurulur mu gözünü seveyim ya. Vallahi arkadaşlar ben sanayi bölgesine bir itfaiye istasyonu koymayı düşünüyorum açıkçası. Yani şuraya atmayı düşünüyorum bir tane itfaiye istasyonu ama. Ne olur ne olmaz kardeşim koydum ya. Burası yanınca sıkıntı çıkıyor ondan sonra. Buraya bir itfaiye istasyonu gelsin. Bak giderler çok çoğaldı yalnız ha. Vallahi şimdi arkadaşlar taksi durağı. Bir tane taksi durağı da atacağım şuraya bir tane daha. Burada iyi para var çünkü. Şurada taksi durağı olur mu? Yok. Burada. Tamam burada taksi durağı olsun da adam öldü bak taksi durağı koyunca şeyinden. Nuri Baba öldü taksi durağı açınca. Şimdi şu koleji açmayı düşünüyorum bu arada. Koleji açtım. Tamam mı? Üniversiteyi de açacağım. Ve medikal üniversitesi arkadaşlar. Bak ben buna çok önem veriyorum. Bak medikal üniversite, teknik üniversitesi. Bugün üniversiteleri açmayı planlıyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Eğitim kısmına baktığınızda 57 kişi çoktan üniversiteye bekliyor. Kolejde 60 kişi bekliyor. Ama şey yok. Kolejimiz ve üniversitemiz... Anasını satayım bir şey oluyor orada. Ne oluyor? Ne oldu? Air pollution. Abicim bak yani hava ne yapabilirim yani siz tamam. Yani hava kirliliği orada olacak. Bu Allah'ın emri. Bak arkada bak. Arkada bak ne çalışıyor? Çalışıyor. Bak çöp istasyonu çalıştırıyoruz arkada ya. Gözünüzü seveyim ya. Sağlık hizmetlerinde nasılız biz bu arada arkadaşlar? Bir denetleme çakmak istiyorum oraya. Bakayım şöyle bir. Krematoryum lazım bize bir tane. Mesela yok krematoryum. Krematoryumu açın. Aç krematoryumu çabuk. Hastaneyi de açmadık. Hospitali de açmadık. Tamam güzel. Şimdi bir tane şehir hastanesi açacağım. Arkadaşlar şuraya düşünüyorum şehir hastanesini. Şuradan bir yol açıp. Bakın şöyle düşünüyorum şehir hastanesini. Şurada bir şehir hastanesi iyi gider. Krematoryumu açmamış adamlar ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bakın arkadaşlar şuraya hastaneyi koyacağım. Bum da para geldi hastaneyi koyunca. Tamamdır. Yeni hastanemiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Anasını sattım. Giderler arşa çıktı. Giderler arşa çıktı. Kafa kaldırdı gidiyor. Kafa kaldırdı gidiyor. Eyvah. Hastane çok oldu. Hastane çok oldu. Evet. Hastane çok oldu. Vergiler yükselmeli. Ne oldu şimdi? Air pollution. Ya kardeşim, air pollution da sen bunun olacağını biliyorsun. Niye yerleşiyorsun oraya o zaman yani ya? Vallahi arkadaşlar giderler çok arttı ya. Bu hastane işi bozdu gibi geldi. 450 bin dolar yapıyormuş aylık ya. Peki gerek var mıydı hastaneye sizce şu an? Yani ambulans gidiyordu zaten her yere. Var mıydı gerek? Bana kalırsa hastane kapansın. Şu anlık. Hastaneyi kapattı. Hastaneyi ileride açacağım. Bakayım. Evet hastane çok iyiyormuş ya. Bak şimdi düzeldi. Arkadaşlar hastaneyi kurduk. Tamam sıkıntı yok. Ama ilerleyen süreçte açacağım. Biraz daha şöyle nüfusumuz 10 bin olsun. 5 bin nüfuslu yer hastane mi olur lan? Şurası bir kurulsun ya. Şurayı bir hızlandıralım. Şuradaki yerleri ben bir göreyim bakalım arkadaşlar. Şurası zengin mühitimiz bir tam olarak bir otursun yerine. Bizim bir gelirler bak gelir gider tablosu tutmamaya başlıyor yavaş yavaş. Ya üniversite şu an bence aforosin ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Orman yangını çıktı. Ormanlarımız yanıyor. Orman yangını çıktı. Yardım edin buraya. Allah. Allah 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 Allah. Burası yanarsa var ya. Nasıl söndüreceğim? Nasıl söndüreceğim? Hangi şerefsiz yaktı bunları? Hangi namussuz yaktı bunları? Yok ki kardeş ben bunu nasıl söndüreceğim ya? Biz yanıyoruz şu anda. Neyse söner gibi kendi ya herhalde arkadaşlar ya. Söndü lan. Rüzgardan söndü lan. İyi lan. Vallahi var ya sıkıntıya düşeriz ha. Şimdi arkadaşlar şurası hala air pollution diyor. The buildings occupants. Yani aslında hava kirliliğine de uzaksınız. Yani niye böyle oldu ki anlayamadım ya. Su durumunuz nasıl şu an? Arkadaşlar bu arada su water trade'de çok iyi değil bu arada gördüğünüz gibi. Water pumping station bir tane daha lazım olacak. Onu şöyle ben bir bağlayayım hemen. Yüksek ihtimalle bağladım. Evet şu an çalışıyor mu water pumping station? Water availability bir tane daha groundwater
Sevega Outlet çıkış. Bak buradan itibaren var ya bitti bu ha. Bir tane daha ekledim arkadaşlar. Bakayım. Savage Water Trade. Neyse ya. O sorunu da çözdüm. Giderler artmaya devam ediyor. Aa gelirler arttı. Güzel. Şuradaki hava kirliliğini nasıl önlerim ben ya? Buradaki hava kirliliğine bir dur diyelim. Nefes almayın abi. Ben mi söyleyeceğim bunu da? Arkadaşlar bu hava kirliliğini bizim önlememiz lazım bir şekilde. Ben bir bakayım kardeşim şuradan bir. Post Sorting Facility. Telekom altyapısı. Bunu boş ver. Oo araba otoparkı. Para. Bunu aç. Bana para getirecek şeyler lazım. Koleji moleji de açtık biz de. Imperator Recursing Center. Garbages. Burning Production. Vallahi arkadaşlar şunu da açacağım. Hospital'ı açtık. Bir tane Firewatch Tower'ı açabilir miyiz acaba? 8 tane daha var şeyim ama. Welfare Office var. Ya bana para lazım ya. Vallahi. Olmadı şu gemi ticaretini falan mı açsak ya arkadaşlar? Vallahi gemi yolunu açtım şu anda. Gemi yolu bana kalırsa uygun bizim ülke şehir için. Bakın buradan okyanusa bağlanabiliyoruz. Vallahi hem de mükemmel olur. Bak burası arkadaşlar bak harbor. Harbor'u parman savurdum. Uf geldi. Vallahi arkadaşlar kargo yeri. 490 bin dolar. Bana kalırsa akar gibi geldi ya. Bak sanayinin tam yanında hem de şöyle. Bak buraya. Şuraya da gider de. Burada götürtmedi dur. Şuraya gitti gibi geldi bak bana. Bak böyle bak kargo yeri. Başka var mı denize bağlanan bir yerimiz? Yok. O zaman buraya koyalım bunu ya. Ama o zaman şeyi nereye koyacağız? O biraz sıkıntı yarattı bak biz arkadaşlar ya. Vallahi sıkıntı yarattı ya. O zaman bunu nereye koyacağız? Bence bunu buraya koyalım ya. Ama kargo da önemli. Ya şimdilik gerek var mı acaba kargoya diye düşünüyorum ama. Passenger ship line. Ya arkadaşlar kargoyu şimdilik açmasak yani turist gelsin diye burayı açsak sanki şu anlık gerek yok gibi geldi şeye bana ya. Ne onun adı? Buraya koyuyorum ben bunu. Haydi hayırlı olsun vallahi ya. Tam şehire bağlanacak zaten. Çok da güzel olur burası buraya. Yakıştı yani. Bana yakıştı. Bana burası çok yakıştı. Harbiden yakıştı. Şuradan bağlan. Bunun nerede lan bunun yolu? Şöyle mi geçiriyoruz acaba? Ha şöyle herhalde ya. Şuradan şunu bağlayabilir misin? Şunu şuradan sokuştur şu yolu şuradan. Çok güzel. Diğer tarafını da şuradan çıkartalım. Şöyle diğer köprü yapma. Her bulduğunuz yere köprü yapmayın abiler. Aynen öyle. Mükemmel. Oğlum tünel yaptık lan yanlışlıkla. Vallahi tünel yaptık ha. Evet arkadaşlar güzel. Yani bana kalırsa sağlam oldu. Tam şehrin giriş kısmı. Narrow Seaway. White Seaway. Ya bırak bu işi abi. Gelişti şuradan. White Seaway. Yani deniz yolunu. Anasını sattım deniz yolu. Oğlum deniz yolu nereden bağlanıyordu da ben buraya koydum bunu? Yanlış mı koyduk? Yanlış bir şey mi yaptık biz? Deniz yolu. Deniz yolu. Passenger Shipline Tool. Ya sen bırak şimdi onu ya. Shipline Midline'ı ya. Ne Shipline abi? Narrow Sea. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bizi okyanusa bağlamadı ya bu namus. Oğlum insanlar ölüyor lan. Air Pollution diyor ya. Evet bu hava kirliliğini hep. O ne öyle? O giden neydi öyle? O hızlı bak. Basın nereye gidiyor bu ya? Arka sokaklar Ali mi bu ya? Vallahi arkadaşlar gemi yolunu bağlayam. Neyse gemi yolu çok güzel oldu bence de. Bu hava kirliliği bizim canımıza okur gibi geliyor bana. Onu nasıl şey yapabiliriz acaba? Önleyebiliriz. Ağaç mı koyacağız ya acaba diyorum. Bir dakika hava kirliliğine bir şey yapmam lazım benim acilen. Bu iş bizi bitirir. Large parks. Acaba parklarla falan yapabilir miyim? Yani ne bileyim. Ne yani? Ne bu kadar hava kirliliğine sebep oldu? Havanın akış yeri mi acaba kötü arkadaşlar? Şunu şuraya mı alsak sizce ya? Ha? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunları buraya taşıyalım biz ha. Ciddi söylüyorum bak. Bir ihtimal sorunu çözebilirim taşırsak. Mesela şunu şuradan bir köprü yapar çıkarırız şuraya. Tamam bak. Bak daha anlatırken de yapıyorum işte. Büyük deha olmak da bunu gerektir. Şuradan arkadaşlar şöyle bir köprü yapıp şunu da şöyle bağlarım. Tamam mı? Bunların ikisini buraya taşırım. Şunların alayı buraya, alayı buraya. Taşın. Landfill, çöp istasyonu da buraya taşı. Bu baya bizi şey yaptı ya. Bu niye taşınmıyor lan? Doldu mu yoksa? Yo, dolmamış da. Şunu bak şurada hava kirliliğini buraya yayıyor aslında. Çok da sıkıntı olmaması lazım normalde ya. Bak fabrikaları götürdüm hala duman çıkıyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Ulan memleketi soydunuz lan. Lan şu dumanlar gidin lan. Tamam dumanlar gidiyor. Burada başladılar. Elektrik kesilmiş olabilir yalnız. Onu bir söyleyeyim ben başta. Dur şimdi ben elektriği halledeceğim. Bir susun bakalım. Şunu da oğlum bunu nasıl çıkartacağız buradan ya? Burada power line'ı veremiyorum. Power line'ı veremezsek bu iş yaş. Deli mi bu ya? Vallahi billahi deli bu ya. Şu power line'ı şuradan söküp alın ya. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Zaten ikinci elektrik yerine aslında ben bunu satmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Harbi diyorum bak. Bunu ben satacağım ha. Ben bunu satacağım. Tamam mı? Bak bir şey... Ne yapıyor bu deli burada? Elektrik konusunda sıkıntıya düşeceğiz. Lan gitsene oğlum. Bir bakayım bakalım hava kirliliği birazcık azalacak mı orada ya? Valla komple taşıdık arkadaşlar yani daha ne yapalım ya? İçme suyuna yakın olmasın da gerisi önemli değil. Bakayım vapur pumping. Of bala. Bir saniye vapur pumping station ne oldu şimdi? Şöyle yapıyoruz. Water pumpingleri. Koçlar ekstra pump. Yok istemiyorum ekstra pump. Siz buraya taşınacaksınız. Tamam mı? Çünkü niye biliyor musun? Temiz suyu buradan alın. Abi ya. Çok da bir düşünmeye gerek yok. Temiz suyu aldın buradan sen.
Aldım buradan temiz suyu. Aldın mı? Aldım abi. Sağ ol. Bak şimdi. Arkadaşlar temiz suyu şuna verirsek. Verebiliyorsa tabii bu buradan bilmiyorum verip veremediğini. Şöyle temiz suyu verebilirse. Veremedi gibi geldi ama. Dur şimdi su çöktü. Temiz suyu versene şu adama. Çok bir zorluğu yok. Vermelisin ondasın yani. Bu kadar basit. Hah verdik suyu arkadaşlar. Tamam çok güzel. Bunlara elektrik gelmedi tabii buna. Temiz suyun kaynağını değiştirdim. Ki biz sıkıntıya düşmeyelim. Şöyle şunların ikisine de elektriği çektik. Yanına ben elektriği verdim size. Film aktör mansiyon ne oldu lan? Nefsik tamam onu açın. Oo film action şey açılmış tamam. Şuradan da arkadaşlar şuradan nereden bu water pumping station'a gitsek ya? Yolu versek. Bir dakika size niye elektrik gelmiyor ya? Şu yol verelim bir size önce o zaman. Yolunuzu ben bir vereyim sizin. Şuradan bir yerden arkadaşlar yakından bir yol verdim ben bunlara. Şöyle şunu da şuradan bağladık. Şunu da şuradan bağladık. Tamam. Şimdi buraya elektrik mi yok? Nasıl olmaz elektrik anlayamıyorum ya. Verdim elektrik de var ya. Yalancı. Namussuzlar. Adamı kandırmayın. Bak elektrik verdim ben size. Yalancılar ya. Şuna yol bağlanmamış. O yüzden böyle oldu. Oldu mu şimdi? Sanki oldu gibi arkadaşlar. Evet. Yani bilmiyorum. Olduğu kadar olmadığı kader diyorum ben bu işlere. Bakayım hava kirliliği bitti mi? Ya nasıl hava kirliliği kardeşim ya? O kadar şey yaptık size ya. Siz hiç yokluk görmediniz mi? Anlamıyorum ki ben sizin yokluk görüp görmediğinizi. Oğlum ne ara kış kara kış geldi. Az önce bir kara kış başladı ya. Yalnız şu an hala durumumuz çok iyi arkadaşlar. Tek sıkıntı bakın bunlar müşteri yok diyorlar. Onun sebebi kardeşim binaların düşük olması. Ya birazcık bir şeyler açmayı düşünüyorum aslında. Advantik bu ne? Aha bak 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 bak. Bunu açtım. Dur bakayım. Pollution Management. Hava yönetimi. Açtım hava yönetimi. Bundan sonra kardeşim atık gaz yaymak yasak. Yasak. Ne kadar paraya mal olursa olsun yasak. Bakayım bakalım bir işe yarayacak mı? Şimdi bir şey imzaladım arkadaşlar. Bunlar araba bunlar arabasızlıktan çıkmışlar bu arada. Hani bunlar gitmiyor. Aha da gitmeye başladılar vallahi. Bakayım bakalım çözdük mü olayı? Hava kirliliğini önleme dayanışması diye bir şey başlattım az önce. Hava kirliliği nasıl oluyor ki? Onu da anlayamadım ki ben. Yani neden hava kirliliği? Mesela hani neden miza? Cem Yılmaz neden miza? Şu an bir genel olarak mutluluk çok bu arada arkadaşlar. Bak şuralarda bir problemler var. Ya buraya da park vereyim olmadı. Hava kirliliğini önleyeceğim mi peki yani böyle olunca? Al sana ben kocaman. Buraya kocaman park koyayım o zaman. Al madem hadi. Hava kirliliği gitsin hadi o zaman. Al adamın evini barkını yıktım sizin yüzünüzden buraya bak. Gemi de gelmiyor hiç ya. Bu arada bak bu arada bir şey söyleyeyim mi? Parking fee. Abicim öyle bir şey yok. Sen buraya bir araba koyuyorsan burada 30 dolar 20 dolarlık bir şey var. Oğlum bunlar ölüyor ya. Hava kirliliğinden ölüyorlar arkadaşlar ya. Bunlar ölüyor. Niye ölüyor bunlar ya? Bunlar deli mi ya? Krematoryum koyayım mı size? Bak vallahi yakarsınız ha birbirinize. Ne güzel yanarsınız. Tövbe. Arkadaşlar hava kirliliğini burada çözemedik şu anda. Yani gerekli şeyleri de imzaladım ama. Mesela su kirliliği desem anlarım mesela. Bak buradaki suyun rengi ufaktan bir kararmış yani. Tamam olabilir. Bu arada not enough customers diyor. Millet aç mı şu an? Companies not enough customers diyor. Müşteri bulamıyoruz diyor ya. Enayi. Kazıkçılar şubesi çoğalmaya başladı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kışın oldu ya ondan herhalde ya arkadaşlar. Kışın müşteri bulamazsınız abi. Yapacak bir şey yok. Kışın işler duracak. Öyle yani bu işlerin şeyi bu. Bu arada şu ofislerin de %15'e çıkartalım vergisini. Bunlar da böyle kafasına göre şey yapmasın. Benim canımı sıkmasınlar şimdi. Böyle %15. Onlar herkes %15 ödeyecek. Ofisler daha mı azalıyor? Öyle bir şey yok. Onu çıkar aklından. Arkadaşlar iki büyük sorunumuz var. Bir yeterli müşteri yok. İki şuradaki hava kirliliği. Yani ben buradaki hava kirliliğinin olması yoklukla alakalı bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Bak çöpü destekledim şu anda. Yani ya rüzgar yönüyle alakalı mı acaba? Yani rüzgar yönü mesela ne bileyim. Şuradaki rüzgarlar bu havayı buraya doğru taşımış olabilirler. Oğlum ne oluyor lan? Kış bitiyor lan. Kış bitiyor. Müşteriler şimdi olmaya başlar. Sıkıntı yaşamazlar bundan sonra da. Ya kışın müşteriler biraz azalmış olabilir abi. Millet dondu. Yapacak bir şey yok. Yani millet donan adam alışverişe gelmez. Şimdi bak müşterileriniz gelir. Merak etmeyin. Kış bitti. Vallahi arkadaşlar şuralarda birkaç tane apartman açmayı düşünüyorum ya. İstek varsa. Yani en kötü şuraya apartman falan gelirse bir nebze şeyleri arttırır. Müşterileri arttırır. Şu an dükkanlarımız çöküyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Vallahi sizin kazıkçı olmanız beni şey yapmaz. Bak ben daha bir sonraki günde farm işine gireceğim. Daha bak ekim biçime başlayacağım. Sizle uğraşıyorum ya. Vallahi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Biraz apartman lazım bize ya. Yani ev lazım kardeşim. Commercial'dan daha fazla ev lazım bize. Bana kalırsa biraz dükkanları yıkalım. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Bu iş böyle. Yapacak hiçbir şey yok. Elden ne gelir? Hiçbir şey gelmez. Biraz bari dükkanları destekleyelim. Kimin şeyini yaparak. Çok mu dükkan açtık biz ya çoksa? Aslında çok da dükkan açmadık ama. Neyse bu işi çözeriz biz. Sıkıntı yok da şuradaki hava kirliliği
kirliliği benim delirtti beni ya. Ya biz rüzgar enerjisini tabii rüzgarın nereye doğru eseceğini şey yapamadık. Ne durumda ofisimiz bizim? Full ofis yerleşti mi? Çok güzel. Ooo Polaris Suites. Bir şey söyleyeyim mi? Geldi. Geldi. Memleketin şeyi geldi memleketin. Oğlum ülkenin elektriği bitti lan. Ben elektrikçi açmayı unuttum lan. Harbiden. Şimdi bak bununla üreteceğim biraz elektriği. Bakın arkadaşlar rüzgar yönünü gördünüz mü kardeşim? Bakın bu rüzgar yönü. Tamam mı? Sıkıntı ne biliyor musunuz? Şuraya koyduğum elektrik şeyi, bakın buraya koyduğum çöp istasyonu buraya doğru estiği için bütün şehri ablukaya alıyor. Anladınız değil mi? Sorunu şimdi çözdüm. Onu nasıl engelleyebiliriz peki? Elektrik ve çöp istasyonlarını şuraya doğru koyarsak bana kalırsa hava kirli diye bir şey kalmaz. Yani nasıl olabilir? Şurayı satın alırız. Arkadaşlar bakın şimdi. Yani böyle düşünüyorum ya, böyle olacağını. Şu dağın eteğine kurarım mesela ben onu şimdi. Bak şunu aldık. Tamam mı? Şuradan bir yol çıkarttık buraya doğru. İnşallah yani öyle olacağını umaraktan yapıyorum. 90 derece 90. Sudan da uzak tutalım hem. Şurada. Rüzgar yönünün tersine koyacağız bunları. Şöyle yapıyoruz. Şunu alıyoruz kardeşim. Retikurik diyoruz. Bak şimdi söyle, siz söyleyemediniz. Ben söyledim onu şimdi. Bunu dağın eteğine koyduk. Elektrik istasyonunu da aynı şekilde alıyoruz. Dağın eteğine koyuyoruz. Sudan da uzaklaştıralım hem. Daha iyi olacak bence. Allah korusun kardeşim. Suyu da zehirlerse bu sefer iyice beter olacağız. Bunu da koyamadım. Niye koyamadım? Koydurtmadı. Ha, buraya doğru. Bunu da buraya koyduk. Tamam mı? Rüzgar enerji, rüzgarın tam ters yönüne koydum. Ama şöyle bir durum yaşandı şimdi bak. İşte bir sıkıntı. Small color. Bir tane daha small color koyalım. Ya da şuradan arttıramıyor muyuz ya? Yok mu başka şöyle elektriği güzel bir yerden gaz power var. Gazla çalışan var. Doğal gaz mı bu? Tamam doğal gazla verelim ya elektriği. Yapacak bir şey yok. Kaç para bu? Çok mu pahalı? 650 bin dolar. Yıllık masraf kaç? 625 dolar arkadaşlar. Çok ya çok. Şu an ben sinirlendim. Onu veremeyeceğim. O parayı şu an veresim gelmedi benim. İkisini de buraya taşıdık. Evet çok güzel. Şimdi bakın şurada gördüğünüz elektrik santralleri var ya bakın. Bunu buraya bağlamamız lazım da nasıl bağlayacağız? Hadi bakalım. O zaman şuraları da almamız lazım arkadaşlar ya. Şu an bir dakika elektrik çökmüş olması lazım şehrimizde. Doğru mu? Elektrikler gitti mi şehirde? Buranın elektrik etisinden bıktık. Bak ustayı gördünüz mü ustayı? Bakın hava kirliliğini bitirdim. Ya bu Allah Allah ya ben arkadaşlar neyim ben ya? Gözünü seveyim ya. Hiç ne övgü var ne bir şey var ya. Gördünüz mü? Bak rüzgar yönünü hesapladım. Tamam belki onu herkes yapabilirdi ama ben onu düşünmem bile güzel bir şey. Arkadaşlar elektrikçiyi bağlayamadık şu anda. Şunları da almayı düşünüyorum ben ya. Şu 3 yeri. 4000 dolara bunları da aldım. Elektriği buradan verme kararı aldım şu anda evet. Hatta şöyle bunların yerini şöyle alalım. Bütün şu an bütçenin ağzına ettik biz oradan oraya taşınırken ama. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şöyle şehrin dibinden elektrik santrallerini bağlayalım. Şudur. Bunu buraya bağlayamıyor muyuz ya? Saçma bir şey bu ya. Şu şekilde bağladık. Evet. Gelsin bakayım elektrik bakayım. Geldi. Çok güzel. Şu gereksiz şeyleri de silelim şurada. Şey yapmasın bize delirtmesin beni. Evet güzel hava kirliliğini çözdük. Arkadaşlar şuradaki şeyi de çözdüm. Müşteri yokluğunu. Bakın bunun sıkıntısı çok fazla dükkan olmasından kaynaklı. Az yerleşim yeri var demek. Ama halledilmeyecek bir şey değil. Biraz daha yerleşim yerini attırdık mı olay da çözülüyor. Bana kalırsa şu an mükemmel gidiyoruz. Gelir gider tablosu bu şekilde. Tamamdır. Bugünlük burada duruyorum arkadaşlar. Bugün silikon vadimizi açtık. Hayırlı olsun. İlk şeyi attık. Burayı silikon vadisi yapmaya devam edeceğim. Bakın burayı. Artı olarak apartmanlara bir yönelim var. Ülkemizde, şehrimizde. Onları halledeceğim. Hastaneyi açacağım. Ondan sonra krematoryum açacağım. Paralı yollar inşa edeceğim. Bir sonraki gün bir de büyük böyle turist çekecek yerler yapmayı planlıyorum. Çünkü şunu da bağlamak istiyorum daha. Hatta onu şuradan mı bağlayabiliyoruz? Nedir yani? Deniz yolunu mu almamız lazım acaba? Şu gemi bak geliyor mesela da nereye geliyor bu gemi? Ona bir bakmam lazım. Muhakkak geminin gittiği bir yol var arkadaşlar. Yani buralarda falan olması lazım. Bak aha burası olabilir. Evet. Two-way ship connection burası. Açmamız için çok yüksek miktarlarda bir para ödememiz gerekecek. Buraya bakacağız bakalım. Sağlık olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Mükemmel gidiyoruz. Mükemmel. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk Ölümoğulları yeri geliyor bir belediye başkanı. Yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.